Namaste. Namaste. Yoga kamp araştırıyorum da ben. Siz böyle bir tanıtım turu falan gibi bir şey yapıyor musunuz? Bir girip baksam kimler neler yapıyorlar bir görsem fikir almak açısından. Maalesef. Dışarıdan ziyaretçi kabul etmiyoruz. Hadi ya. Niye ki? Grubu konuda çok net. Sırf eğlence amaçlı gelenler olduğu için gerçekten katılmak isteyenler hariç kimseyi kabul etmiyor. Ama ben size bir broşür vereyim. İsterseniz siz oradan inceleyin. Olmaz olmaz. Broşür olmaz. Ben gerçekten katılmak istiyorum. Katılmak için geldim. Şu motorla 4 saat yol geldim ben ya yoga yapmak için. Çok ihtiyacım var. Acil yani önemli bir durum bu. Ama tamam içeri giremezsin diyorsan matım var. Ya burada da yapabilirim. Serbest mi o burada? O zaman ben sizi guruya götüreyim. Siz ona derdinizi anlatın. Eğer samimiyetinize inanırsa gruba katılabilirsiniz. Samimiyet. Götür beni o zaman. Buyurun. Kampa katılmak istiyormuşsun. Evet hocam, sizin için de uygunsa yoga yapmaya geldim. Yogayı YouTube'dan video açıp da yapabilirsin. Niye buraya kadar geldin ki? Çünkü o zaman asıl ihtiyacım olan şeyi elde edemezmişim gibi geldi. Neymiş asıl ihtiyacın olan şey? Samimiyet. Daha ilk andan dürüst olamayan bir insanın bu kampta herhangi bir farkındalık yaşaması imkansız. Kusura bakmayın. Yerimiz yok. Peki o zaman söylüyorum asıl neye ihtiyacım olduğunu. Tüm samimiyetimle madem bunu istiyorsunuz gönderiyorum. Bir delik düşünün hocam. Yeni hayatınıza başladığınız ilk günde ortaya çıkan. Ben buradayım hadi bakalım beni nasıl kapatacaksın acaba diye bağıran. Yaklaşık elma kadar. Lanet bir delik. Tıkamak için varını yoğunu kullanırsın. Elini sokarsın kolun içeride kalır. Öyle bir delik. Sanki kara delik anasını satayım ya. Girdap. Döne döne yutmuş bütün planlarını. Bu delikler hepimizin hayatında var. Bazıları delik der, bazıları boşluk. Önemli olan onları teşhis edip bize ne anlattıklarını anlamak. Boşluk terapisiyle başlayacaksın Deniz. Sonrasına bakacağız. Tamam, hadi başlayalım. Ne terapisi dediniz? 40 dakika boyunca hiç konuşmadan, kalkmadan iç dünyanda bir seyahate çık. Zorlanabilirsin ama bırak. 40 dakika sonra bitiyor mu? Göreceğiz bakalım bitiyor mu? Tamam, tamamdır. Bende o iş. 40 dakika sonra görüşürüz hocam.
Günaydın Bonkis. Ne zaman yola çıkıyorsunuz? Feribotu kaçıracaksınız. Deniz. Deniz orada olduğunu biliyorum. Aç şunu. Tamam, gitme kal demeyeceğim sana, söz. Dün gece yanıma gelmeyerek zaten gayet güzel belli ettin kalmak istemediğini. Kaçmana gerek yok. İyi yolculuklar dilemeye geldim sadece. Deniz. Günaydın hocam. Hayırlı cumalar. Günaydın Eylül. Deniz yok mu? Boz. Boz. Yok. Nerede olabilir peki? Bilmiyorum hocam. Özberk yanındadır. Ben biraz daha uyuyabilir miyim? Ha Özberk. Deniz'i gördün mü? Nerede? İşte etrafta. Karavandadır. Yok. Hiçbir yerde yok. Çıkar hocam bir yerden. Deniz bu. Gider gelir. Dert etme hocam. Ne demek hiçbir yerde yok? Da güzelmiş. Hayır, o daha olmamış. Bu biraz önce senin kopardığınla aynı görünüyor. Hayatında hiç dalından domates topladın mı Olga? Hayır, toplamadım ama. Tamam, o zaman sen karışma. Sepeti tut yeter. Ben de bir şey koparmak istiyorum. Sen salatalık koparırsın. Onları sadece boyutuna göre seçiyoruz. Çok zor değil. Boşa gitti şimdi. Boşuna olmamış meyveyi dalından koparmış oldun sırf şımarıklığından. Şımarıklığımdan mı? Ne alaka ya? Ne bu ya sürekli üstten üstten tutumlar? Hayatında iki tane saksıya domates ektin diye beni yargılayabileceğini mi düşünüyorsun? Konu sadece domates değil. Geldiğinden beri yapmadığın şımarıklık kalmadı. Hepimiz sıradanız. Ilgın Hanım özel. O normal dertler için fazla iyi. Onun tek problemi orgazm olmak. Ver şu sepeti, ben toplarım sebzeleri. Vermiyorum, bırakır mısın? Sen bu iş için fazlasın, ya, ver. Esin, bırakır mısın ver sepeti? Ver dedim. Bırakır mısın sepeti? Ne oluyor burada? O başlattı. Minderlerinizi geçin şöyle. 40 dakika farkındalık meditasyonu yapacaksınız. Konuşma duymayacağım. Baştan başlamak istemiyorsanız bozmayın. Evet, neyi bekliyorsun? Geç şöyle. Erol abi. Günaydın. Ya şu sarı karavanın sahibi kıvırcık saçlı kadını gördün mü bugün hiç? Görmedim hocam. Erol iyi düşün bak. Kimden bahsettiğimizi anladın mı? Deniz Hanım'dan bahsetmiyor musunuz? Ben bir sahile mi baksın? Ya hocam benim kaskı gördünüz mü hiç? Yürüyüşe mi çıkacak Erol abi? Motorun üstündedir. Motor nerede abi? Motor yok. Birine ödünç vermiş olmayasın, bir düşünsen. Bir saniye hocam. Bir düşüneyim. Matım da yok. Ne matı? Yoga matı hocam, yani düşünmek için. Mat yok, motor yok. Mat yok, motor yok. O zaman gece bir sapık gelmiş,
Bosu yoga matına sarmış, motora bindirmiş, kaçırmış. Ya da Deniz matı ve motoru aldı, yoga kampına Ilgın'la konuşmaya gitti. O da mantıklı. Hadi. Görüşürüz abi. İnsan her şeyden bu kadar kolay vazgeçer mi? Önce bir bütün elinden gelen her şeyi yaparsın. Bin bir çeşit farklı yol var her konuda başarıya ulaşmak için. Hepsini denedin mi acaba? Yok efendim, olmuyormuş. Hiç olmayanlar var. Tam olacak gibi olup da olamayanlar var. Onlar ne yapsın? Pes ediyorlar mı? Yeni hayat kurmak için yollara düşen bir sürü insan var. Sürekli benzinleri bitiyor. Ne yapsın onlar? Mevzu olmak ya da olmamak değil, niye olmuyor onu anlayabilmek. Bravo Deniz. Bravo. Harika bir yolculuktu. Sonucunu direkt görmüş olduk. Mevzu olmak ya da olmamak değil, niye olamadığını anlamak. Bu yüzden içimizdeki boşlukları teşhis etmeliyiz. Hep söylüyorum. Bravo Deniz. Çok güzel. Gel benimle. Burada organik tarım yapıyoruz. Domates, biber, salatalık, hepsi kendi mahsullerimiz. Şahane. Bayılırım sağlıklı beslenmeye. Söylediklerim beni çok etkiledi. Bir şeyin olması için vermemiz gereken çaba ve o çabadan hep kaçmamız. Modern hayatta başımıza gelen en büyük sorun bu olabilir. Kaçmak mı? Kaçmak, kaçınmak. Ya kaçmak için çok geçerli bir sebebiniz varsa? Ne gibi mesela? Mesela en son geldiği noktada iyi olacağına inanmamak gibi hocam. Size hocam diyebiliyor muyduk? Yani çok tercih etmem ama diyebilirsin tabii. Hocam genelde doktorlara söyleniyor biliyorsun. Şifa dağıtıyorum evet ama çok da kafa karıştırmak istemem. Siktir evet. Yeni arkadaşınıza merhaba deyin. Deniz bundan sonra bizimle olacak. Vallahi bravo ya. Çabuk adapte oldun. Sen yakında guru da olursun. Ne? Sağır mısın Deniz ya? İkide bir ne? Erol'un mobiletiyle 2 saat yol geldim bugün ben. Buradaki farkındalık terapisi onun yanında festival gibi kalır. Ben mi dedim gel diye? Ya niye geliyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz ya? Bıraksanız da peşimi. Kızım Özberk Mecnun oldu. Karalar bağlamaktan yola düşemiyor. Sadece o da değil. Ne? Başka ne var? Bugün ben galiba... Deniz, şunun bir tadına baksana. Ne bu? Organik acur turşusu. Müthiş. Afiyet olsun. Isır bir tane. Bir ısırıkta hayatta neleri eksik yaptığını anlıyorsun. Öyle bir ekşilik. Ekşi iyidir kızım. Ye. Sen sağlıklı beslenmezsin Deniz. Kendini kandırma. Git patates mi kızartıyorsun, hamburger mi yapıyorsun, ne yapıyorsan yap, benim peşimi bırak. Ne var ya?
Bana da iyi geldi belki burası. Ya Deniz, gider misin? Gitmek istemiyorum şu an. Ayşe çakralarımı açtı benim. Daha da açacak belli ki. Bana karışmadın. Ben sana karıştım mı? Şefim! Şefim! Şefim, boss'u bulduk. Ilgın'ın yanına yoga kampına gitmiş. Hadi gel, almaya gidiyoruz. Siz gidin. Ben gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum? Tanımazlıktan geldi Eylül beni. Her gün kapısına dayanamam ki. İyi de Ilgın'a değil ki, boss'u bulmaya gidiyoruz. Ya bulunmak isteseydi haber verirdi giderken. Ya da ben gidiyorum, sen de gel derdi. Ama demedi. Tamam, onun aklında vardır mutlaka bir şey. Bir şey düşünmüştür. Zaten onun aklındakileri hayatımız olarak yaşıyoruz ya. Senin seks hayatın kötü gidiyor diye şu an kendini yoga kampına hapsetmiş bir boss var. Sen burada ufka bakarak trip mi atacaksın? Hay demeyeyim diyorum da. Sisel pozisyon dedim. Eylül. Her konuda buraya çıkmaz ki artık. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Hocam, bizsin eksiksin bunda ilgilenmeyen. Teşekkür ederim, sağ ol. Tamam, hocaya soralım. Hocam. Eylül. Her hocam diyene sen benim anlatacaksın böyle. Jinekoloğum ben. O yüzden hoca diyorlar bana. Doktorluktan yani. Hocam, peki birkaç soru sorabiliyor muyuz? Yok artık. Ne var ya? Günlerdir buradayım. Şöyle bir durup etrafıma bakmamıştım gurum. Bir deliği tıkamaya çalışmakla geçiyor zamanım. Meğer etrafımızda cennet varmış ya. O zaman deliğini fazla büyütüyordun Deniz. Şimdi deliklerin tıkanabildiğini anladın. İnsanın gördüğünü anlayabilmesi de önemlidir, değil mi hocam? Hocam demiyoruz. Gurum diyeceksin. Bozcaada buraya yakın mı? Bilmiyorum. Guru'ya soralım. Gurum. Om namo Guru Devi namo Guru Devi namo Guru Devi namo Om namo Guru Devi namo Guru Devi namo Guru Devi namo. Denemek ister misin Deniz? Kim, ben mi? Evet, sen. Bilmem ki. Doğaçlama yapabiliyor muyuz gurum? Yapabilirsin. Tamam. Om nando guru hey yando guru hey guru hey guru hey guru hey guru hey burda guru hey yoda guru hey ya guru hey hey ya buda guru hey Bu da hey, guru hey, namo. Oluyor mu böyle? Pardon hocam. Hocam demeyeceksin dedik kaç kere. Pardon ya. Senin kadar hızlı adapte olamıyoruz hepimiz. O belli. Adaptasyonda bir problem çözmede bir sorun var ki buralara kadar geldik. Sen kendine bak önce. Yeni hayatım, yeni hayatım diye sürüklediğin herkesi bir günde unuttun. Bir salatalık tursuna satıldı yeni hayat. Satmadım ben hiçbir şeyi. Lafını geri al. Almıyorum geri Meri. Yine beni bahane ederek yapmak istediğin şeylerden kaçamazsın. Kaçmıyorum ben ya hiçbir şeyden. Bok kaçmıyorsun. Kaçıyorsun işte, korkaksın sen. Ya ayıp. Sensin korkak. Korkaksın sen. Sensin. Korkak. Hocam bence bu ikisi arkadaş. Sabah anlamıştım ben. Kandırıyorlar bizi. Hocam demeyeceksin. Geri zekalı, gurum diyeceksin. Yeter.
Özür dilerim Ilgın. Ne için? Benim yüzümden kamptan atıldın. Boş ver ya. Bana göre değildi zaten. Ben kendim olmayı özledim. Gerçek mi? Kızgın değil misin bana? Asıl sen bana kızgın değil misin? Hayatımda tanıdığım en cesur insana korkak dedim. O kadar mutluyum ki benimle Bozcaada'ya geldiğin için. Daha mutlu olamazdım. Daha az mutlu ol Deniz. Çünkü boğuluyorum. Araba gelin, araba gelin, araba gelin. Çağla. Boz çok korkuttun bizi ya. Gel benimle. Ne? Boz, bu arada yaşadın ha. Manitin jinekolog çıktı.